Bekirli seyirler ile gezelim, görelim. Merhaba sevgili YouTube izleyicileri, Bekirli Seyirler'in değerli aboneleri. Yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün videomda bir konuğum var. Sevgili dayım, daha doğrusu eşimin dayısı Sayın Halil İbrahim Polat yanımda. Bugün sizlere kendisinin ve benim nacizane tecrübelerimizi aktaracağız. Evet, demiştim tecrübelerimizi paylaşacağız. Dayı, ben seni yakından tanıyorum, biliyorum. İstersen kısaca bir sen kendine sevgili izleyicilerimize tanıt. Tabii. Adım yani biraz önce senin de zikrettiğin gibi Halil İbrahim Polat. 1989'dan beri Viyana'da yaşıyorum. Dört çocuğum var. Dört çocuğumun dördü de Viyana'da doğmuş, büyümüşlerdir. İşte iki tanesi evli, diğerleri bekar henüz. Orada işte okula başladılar. Kimisi devam ediyor, kimisi okulunu bitirdi. Çalışıyorum. Ben oraya gittiğimde lise mezunuydum. Burada üniversite sınavına girdim. İstediğim bölümü kazanamamıştım. Tabii bu içimde bir ukde olarak kaldı. Sürekli isteyerek gitmemiştim zaten ben oraya. Zorunlu bir gidiş oldu. İçimde ukde kalmıştı. Okumak istiyordum. 2000 yılında bedelli askerlik için Burdur'a geldim. Burdur'da bedelli askerlik yaparken konferanslar oluyordu. Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa Bürosu müdürü orada bize konferans verdi. İsteyen yurt dışında bizim öğrencimiz olabilir. İşte şu bölümler var diye tanıtım yaptı. Ben de dönünce dedim madem yani orada okuyamıyoruz. Çünkü çalışmak zorundasın. Okumak için C1 seviyesinde Almanca dil bilmek gerekiyor. Biz de yani ona fırsat bulamadık. Pahalı tabii her şey. Barınma pahalı. Ondan sonra işte hayatın devam etmesi pahalı. Eğitime çok fazla şeyimiz yoktu. Yatırım imkanımız yoktu. Biz dedik madem öyle kendi dilimizde böyle bir imkan varsa gelelim. İçimizde bir ukde kalmıştı. O şekil okuyalım dedik. Sınavlara girdim, başvuru yaptım tabii. İşletme okuduk, bitirdik. Sonra işte bir arkadaşım vesilesiyle Makedonya'da bir üniversite vardı, Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi. Orada psikoloji yüksek lisansı yapma imkanı doğdu. Avusturyalı bir enstitü var, orada eğitim enstitüsü, GESAP diye, Türklerin kurduğu. İkisi arasında bir anlaşma olmuş, hocalar hafta sonları gelip orada eğitim veriyorlar. İşte pandemi falan derken online, yüz yüze o şeyi yaptık. Tez yazım aşamasındayım. Yani lisans eğitimini açık öğretimden tamamladın. Şu anda yüksek lisans yapıyorsun. Evet, tez aşamasındayım. Tezimi yazma yazıyorum yani. Bu şekilde eğitim durumunda böyle. Kendimi bu şekilde tanıtmış oldum. Tabii dil bilmenin yanında oraya giden insanların mesleği de olursa orada o mesleği icra etme imkanları olacak. Bu büyük bir avantaj sağlayacak oraya gidenler için. Mesela kendimden örnek verecek olursam biraz önce de söyledim. Benim mesleğim yoktu. Dilim de yoktu. Yani İngilizce işte almıştım biraz eğitim ama yeteri kadar olmadığı için. Oraya gidince Almanca konuşuluyor o ülkede. Mesleğim de yok. Her şeye sıfırdan başladım. Hangi iş olursa onu yaparım noktasında oldum. Ama buradan giderken... Ben de yaşadım dayı Hollanda'da. Üniversite evet. Bitirip gittim. Mesleğim vardı ama Hollandaca bilmiyordum. İngilizcem de çok basit seviyedeydi. Evet. Yani mesleğimi icra edemedim. Ben de senin gibi sıfırdan başladım. Aynen. Başka yerlerde. Evet. Yani işte o meslek sahibi olanların dil de öğrenmiş olmaları oraya gittikleri zaman büyük bir avantaj olacak onlar için. Ha, orada yaşarken ne tür avantajlar var? Oraya gelecek olursak. Ben mesela işte dezavantajlı bir durumda oraya gittim. Tabii çalıştım. 34 yıl yaklaşık 35 yıl geçti. Bu süre zarfında biraz önce de söylediğim gibi çocuklarım oldu. Onlar tabii o ülkede doğdular, o ülkede büyüdüler. O ülkede eğitim aldılar. Şöyle avantajlar var orada. Çocuklar orada tabii ailesinde ana dilini öğrenmiş oluyor. Türkçe öğreniyor. Okulda da bulunduğu ülkenin dilini öğrenmiş oluyor. Almancayı. Tabii Almanca öğretilirken gramerini falan tam manasıyla öğrendiği için o onun ana dili olmuş oluyor aslında.
İkinci bir ana dili öğreniyor. İkinci bir ana dili olmuş oluyor. Belki ailede öğrendiği aksanlı bir dil oluyor. Evet. Grameri de bilmiyor çoğu. Benim çocuklarım bile grameri tam bilmiyorlar. Türkçe grameri bilmiyorlar. Türkçe dersi almadıkları için. Türkçe dersi almadıkları için. Almanca grameriyle birlikte öğreniyor. Öğreniliyor. Bir de tabii Avusturya'da ikinci bir yabancı dil öğrenme zorunluluğu var. Evet, Hollanda'da da aynı. Seçeneğe bağlı değil. İngilizceyi muhakkak öğrenecek. Evet. Çünkü öyle bir ders var. Eğer dolayısıyla üçüncü bir dil daha öğrenmiş oluyor. Tabii. Eğer gimnazyuma gidiyorsa çocuk, orada bir üçüncü yabancı dil daha var. Evet. İşte ister Fransızca öğrenir, ister İspanyolca öğrenir. Yaşayan dillerden Avrupa'daki bir dili. Bir de bazı gimnazyumlarda Latince de var. Evet. Latince de öğretiliyor. Dolayısıyla öyle avantajlar oluyor çocukların. Diyelim ki üniversite okuma şansını elde etti. Avusturya'da buna matura deniyor. Matura hem lise bitirme imtihanı oluyor hem de o maturayı yaptığı zaman üniversitede okuma hakkı kazanma olmuş oluyor. Üniversitede istediği bölüm okuyabiliyor. Şimdi tabii farklı şeyler var. O detaylara girmeyelim. Girmeyelim. Avrupa'nın en güzel üniversitelerinde. Avrupa'nın en güzel üniversitelerinde biraz önce bahsettik tabii. Viyana Üniversitesi bizim ülkemizde. Hollanda'da Delft Üniversitesi var. Almanya'da okuyabilir eğer arzu ederse. Mezun olduğu zaman, iyi üniversitelerde mezun olduğu için uluslararası şirketlerde iş bulma imkanı oluyor. Evet, gözde İngilizce, uluslararası tabii, şirketler diyelim bunlara. İngilizceyi çünkü gimnazyumu da bitirir, üniversite seviyesinde eğitim aldığı için. İngilizceyi de ana dili gibi çok akıcı konuşabilecek seviyeye erişmiş oluyor. Dolayısıyla uluslararası şirketlerde çalışma imkanı buluyor. Evet. Hatta orada kariyer yapma imkanı buluyor, yükselme imkanı buluyor. Bu tür avantajları var tabii. Hep birbirine bağlı zaten. Birbirine bağlı, evet. Peki dayı, şimdi ben biraz farklı konulara değinmek istiyorum. Ben sana tek kelimeyle soracağım. Sen açıklamasını yap istersen. Tamam. Mesela sen Avusturya'da yaşıyorsun, Viyana'da. Viyana'da trafik diyeyim. Evet. Viyana'da trafik, Viyana'nın nüfusu 2 milyon yaklaşık. Ama Viyana'ya yılda Viyana nüfusunun 10 katı, 20 katı turist geliyor. Dolayısıyla şehrin trafiği her daim yoğun. Hele yazları, kışları tabii çok yağış aldığı için, yağmur olsun, kar olsun, yollar yıpranıyor. Yaz aylarında da nüfus, çalışan nüfus ülkeyi terk ediyor, işte tatile gidiyor. Evet. Onu fırsat biliyor şirketler, işte yol yapım falan yapıyorlar. O zaman da yoğun oluyor. Trafik kuralları çok şeydir. Düzenli. Çok düzenli ve hata yapan acımasızca cezalandırılır. Hiç affedilmez. Hollanda'da aynı şekilde. Evet. Yani trafik kurallarına, yani diyelim ki şerit değiştirirken ülkemizde hiç sinyal verme diye bir adet yok, evet, gelenek yok. Ben de çok şaşırıyorum ona. Evet, soruyorum mesela arkadaşa, ehliyetin var mı? Var. İyi de şerit değiştirirken bir sinyal ver de biz de bilelim senin şerit değiştirmek istediğini. Burada hiç gerek duyulmayan o basit şeyler diyelim tırnak içinde, orada çok önemli. Aynen öyle. Yani Hollanda'da da aynı şekilde. Senin haklı bile olsan o basit diye düşündüğümüz yine tırnak içinde sinyal vermediğin zaman suçlu sen oluyorsun. Evet. Çünkü kurala uymadın. Trafik kuralları dediğim gibi orada çok şeydir, yani acımasızca, bilmiyorum tabir doğru mu da. Taviz yok yani, taviz yok diyelim. Taviz yok, uyacaksın. Evet. Peki şey diyeyim, sağlık sistemi dahi. Sağlık sistemi, orada yani normal yollardan bir iş bulup çalışmaya başlayan herkes, iş vereni, o çalışanı hemen sigortalandırır. Sigorta o alanda, Avusturya için tabii. Yani Hollanda'da Avusturya durum farklı. Evet. Kendine özel sigortanızın olması gerekiyor. Dayım Avusturya'da yaşadığı için orayı anlatıyor bize. Evet. Sigortalandığı zaman bütün sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Ekstra ödeme yapmak diye bir şey yok. Yok. Sadece mesela diyelim ki hastanede yatıyorsa, yattığı gece için ücret. Herkes eşit ödemesi yararlanıyor mu dayı? Herkes eşit. Yani zengin, fakir. Tabii. Sigortalı herkes eşit faydalanıyor. Tabii. Zenginler mesela bazı özel şeyler var. Hastaneler var. Orada belki daha iyi hizmet veriliyor olabilir. Yani çok fazla fark olmaz. Ama öyle imkanlar da var. Diyelim paranı verip sağlık hizmeti alabileceğin yerler de var. Ama bütün
oradaki sağlık kuruluşları, hastaneler, klinikler, devletin sağlık hizmetleri veren kurumuna üye. Evet. Dolayısıyla her vatandaş da sigortalı olan her vatandaş da sağlık hizmetleri oradan faydalanabiliyor. Faydalanabilir. Peki ben şeye geleceğim şimdi, vergi sistemine dair. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hollanda vergiyi en güzel alan ülke. Evet. Avrupa'da benim gördüğüm. Avusturya'yı pek tanımıyorum. Sana evet. Şimdi onu sormak istiyorum dayı. Evet. Vergi sistemi nasıl oluyor? Vergi sistemi de orada çok sıkı uygulanan bir sağlık hizmeti ve trafik kurallarında olduğu gibi. Yani vergi kaçırmak diye bir şey yok orada. Yok değil mi? Her işletme vergisini verir. Çünkü sıkı kontrol altındadır. Denetlenir işletmeler. Evet. Vergi oranlarını söyleyecek olursak, mesela ilgili evet. Yer, onu da bilmek isteyenler olursa %10 ve %20 oradaki vergilendirme. Mesela diyelim ki işte yolcu taşıma, personel beförderlik deniyor mesela. Yolcu taşıma işlerinin vergisi %10. Mesela taksicilik diyebiliriz. Taksicilik örnek, olsun, ondan sonra otobüslerle yolcu otobüs taşıma işletmeciliği. Olsun. Tabii. Bütün yani personel beförderlik Türkçe'ye kişi taşımacılık diyelim. Taşımacılık. Kişisel taşımacılık. Aynen. Kişisel taşımacılık. Mesela mal taşımak boten oluyor. Onda %20 oluyor vergilendirme. Evet. Diğer mesela işte içecekler, yiyecekler, bunların şeyleri, içecekler de %20. Yiyecek olan işte onlar için %10 vergi. Herhangi bir vergi oranı. Borcun varsa bunu ben ödeyemem diye bir durum söz konusu yok, mu? Yok, hayır, kesinlikle. Yani indirim işte şu kadarı ödeyemiyorsan işte şu kadarını silelim, sen şu kadarını öde, kurtul buradan. Biz affederiz falan, öyle bir şey mümkün değil. Yok, çünkü Hollanda'da da böyle. Ben bunu ödeyemem dediğin anda sana taksitlendirmeye kadar gidiyorlar. Evet. 10 taksit, 20 tabii, taksit ama onu mutlaka ödeyeceksin. Aynen öyle. Avusturya'da öyle. Taksitlendirme yaparlar fakat asla onu affetmezler. İşte ya da yarısını öde, yarısını ödeme, öyle bir durum yok. Onu kuruşuna kadar alırlar. Ama şöyle bir durum var tabii. Yani bunu söylemek yani bir keşfik olsun diye söylemiyoruz. Yani olan neyse onu söylemiş olalım. Kişisel iflas diye bir olay var. Evet. Mesela gerçekten ödeyemeyecek durumdasın. Taksitlendirmede de ödeyemeyecek durumdasın. O zaman kişisel iflas başvurusu yapıyorsun. Devlet onu inceliyor. Eğer kabul ederse, onay verirse kişisel iflasa girmiş oluyorsun. Ama o zaman da mesela bir alışveriş yapma imkanın yok. Yani taksitle alışveriş yapma imkanı yok. Anladım. Cebinde paran varsa peşin alışveriş yapacaksın. Hiçbir yere borçlanamıyorsun o andan itibaren. Tabii, hiçbir yere borçlanamazsın. Öyle bir kısıtlama getiriyor hayatına. O zaman senin kişisel iflas başvurunu kabul ediyor. Şirketlerin de tabii iflas var. O ayrı bir konu. Ona girmeyelim. Tamam. Başka bir konuya gelmek istiyorum. Evet. Bu da çok önemli bir konu. Şimdi yurt dışına gelip orada yaşamak isteyenler için. Barınma olayı. Avusturya'da bu durum nasıl? Ben Hollanda'yı anlatmıştım daha önce izleyicilerimize. Hı hı. Ev zor bulunuyor mu? Ev kiraları ne kadar? Ne kadarlık bir evde ne kadar oturabilirler? Satın evet. almak isterlerse fiyatlar evet. nedir? Hı. Şimdi ben ilk gittiğim 89'lu 90'lı yıllarda bizim için, yabancılar için orada ev bulmak çok büyük bir sorundu. Yani ev bulamıyorduk işin açıkçası. Yani bulduğumuz evler çok yüksek fiyatlarla bize veriliyordu, kiraya veriliyordu. Yani sanki evi satın alıyormuşsun gibi depozito ödüyordun eve. Ondan sonra da zaten ev dediğimizde yani bizim Türkiye'nin şeyine bakarsak metrekaresi küçük evlerdi. Standartlarına bakarsak yani ev demeye bile yani 40 şahit gerektir. Benim ilk oturduğum ev oda mutfak evdi. 30 metrekare. Evet. Bir odası vardı, bir de mutfağı vardı. Mutfağın yani, içinde stüdyo ev dedikleri gibi bir şeydi ama. İşte ne diyorlarsa artık ben ona oto mutfak diye yani ev demek dediğim gibi çok da mümkün değil. Tabii o savaş dönemlerinde yapılmış. Çok eski şeyler. Bir kişi için düşünülmüş evler. Farklı işte kültürden dolayı farklı şeyler var. İnsanların istekleri var, ihtiyaçları var. Ona binaen yapılmış o evler. Evet. Biz gittiğimiz zaman da
Oranın halkı zaten o savaş yıllarının zorluklarını aşmışlar. Daha ekonomik refaha ulaşınca o evleri yavaş yavaş terk edince o evlerin sahipleri de biz yabancıların o durumundan fırsatçılık yapıyorlar. Fırsatçılık yani. Çok pahalı şekilde bize kiraya veriyorlardı. Bu ne zaman değişti? Yani biz ne zaman daha rahata ermiş olduk tabiri caizse? 2001 yılı mıydı? Tam şimdi tarihini hatırlamayacağım. Avusturya Avrupa Birliği üyesi oldu. Evet. Avrupa Birliği üyesi olunca belediyenin orada tabii sosyal bir devlet Avusturya. Evet. Hep sosyalist partiler orayı yönetmişler. Dolayısıyla biraz komünizmle benzer tarafları var geçmişte. Sosyal kendi yaptıkları, belediyenin yaptığı evler epey bir yani oran teşkil ediyor bir yana da. Evet. Yani özel ev yapılmış, özel mülkiyete ait evlerin yanı sıra belediyenin evleri orantısal olarak çok fazla. Aynı durum Hollanda'da da var. Sosyal evet. evler diyoruz biz de. Evet. Herhalde sosyal devlet olmanın koşullarından bir tanesi bu da sosyal evler. Evet. Dar geçimliler için. Dar geçimliler için ondan sonra orta halliler evet. aileler için. Ama işte Avrupa Birliği'ne girmeden önce bu evler sadece Avusturya vatandaşlarına veriliyordu. Oo. Avrupa Birliği'ne girince Avusturya vatandaşları yine devam etti bir süre Avusturya vatandaşı olma şartı. Biz de Avusturya vatandaşı olduk 2005 yılında. Başvuru yaptık, belediye evine geçmiş olduk. Ondan sonra Avusturya vatandaşı olma zorunluluğunu da kaldırdılar. Orada çalışma müsaadesi olan, bir işi olan, gelir olan herkese başvuru yaptığı peki zaman şey, durumuna bakıp sosyal veriyor. Evlerden faydalanmak için belli bir gelir seviyesinin altında olmak gerekiyor mu? Her gelir seviyesinde olan kişi yok, sosyal evden faydalanabilir mi? Sosyal evle yani birebir senin söylediğin manada o şekil değil. Değil mi? Bu yani Hollanda'daki gibi değil. Yani mülkiyeti devlete ait evler diyelim. Evet. Mülkiyeti devlete ait olan evler. Fakat mesela benim oturduğum ev 140 metrekare. Yani sosyal ev mi? İşte bu devlete ait ev. Tamam anladım. Yani devlet ait ev. Sosyal yani işte sosyal bir düşünceyle yapılmış. Yani İşte diyelim ki özel mülkiyetin insafına bırakmamak için devlet evet. kendisi inşa etmiş evleri ondan sonra kendi vatandaşına veriyor olduğu için de çok fazla o kıstaslara bakmamış. İyi gelirli, kötü gelirli. Yani zaten orada da kendi vatandaşlarının hemen hemen hepsinin bir işi var, bir mesleği evet. var, bir geliri var. Onlara veriyor. Diyelim ki tek kişiysen ufak bir ev, işte ailem varsa büyük ev. Yani her seviyede aileler için büyüklükte evler var orada. Peki ev bulmak kolay mı şu anda? Kiralık ev bulmak bir yandan. Şimdi kiralık ev bulmak eskisine nazaran çok zor değil ama zor olan çok pahalı. Kiralık ne kadar pahalı. Mesela bir benim örnek versek. Benim oturduğum ev 140 metrekare 1080 euro şu anda 1080 euro oldu. Kira ödüyorum mesela. O zaman ben diyebilirim ki Avusturya'da kiralar Hollanda'ya göre çok ucuz. Ama ben bu evde 2009-2023 14 yıl oldu gireli. O zamandan bu zamana işte enflasyon oranı %2, %1,5, %2,5 evet. civarındaydı. Artış öyle oldu. Peki desek ya siz çıkmış çıksam, olsanız yeni kiracı girmiş olsa o evin kirası yani 1500 eurodan aşağı değil. Yani. Değildi. Evet. Ben de başka bir eve geçtiğim zaman bu büyüklükte olmayan 60-70 metrekare bir ev bulsam 809 eurodan aşağı kiraya kirada bir ev bulamam. Yani. Anladım. Peki satılık evler o mesela iki oda bir salon ev satın almak aynen. istese bir insan. Aynen. aynen. Viyana'da tabii. ne kadardır tahminen? 200 bin eurodan aşağı ev bulamaz. 200 bin euro. Yani Viyana'nın içinde mi bu şey, yoksa biraz daire dışında diye, mı? Daire. 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 Apartman tabii. dairesi. Apartman dairesi. Müstakil bir işte ev almak istersen Viyana dışında, Viyana içinde çok yani öyle evler de var ama evet. yani milyon eurolar seviyesinde fiyatı var. Viyana dışında küçük köylerde, kasabalarda, oralarda müstakil biraz daha uygun herhalde. Biraz daha uygun. Yani uygunluğu da işte yine 150-200 bin eurodan aşağı değil, 300 bin euro.
yani şeye göre. Yani Türkiye ile kıyas edildiği zaman çok yüksek fiyat. Evet. Yani evler öyle. Barınma Avrupa'da, Viyana'da çok sıkıntı. Sıkıntı. Bu Avrupa'nın her yerinde büyük sıkıntı. Ben daha önce sizlere Hollanda'da bu sıkıntıyı anlatmıştım. Şimdi dayımdan Avusturya'yı dinleyince ben Hollanda'da durumun biraz daha ağır olduğunu düşünüyorum. Avusturya'da biraz daha rahat bence bu olay duyduklarıma göre. Şimdi dayı ben yaklaşık 20 yıl oldu işte gideli. Benim evet. tecrübem sana göre daha az. Sen yaklaşık 35 yıldır Avrupa'dasın. Evet doğru. Çok izleyicimiz var. Çok sorular geliyor Avrupa ile ilgili, orada yaşamla ilgili. Hı hı. Oraya gelmek isteyen de çok izleyicimiz var. Evet. İş kurmak isteyen işte ya da bir işe başvurup öyle gelmek isteyen. Belki eğitimle. Eğitimle gelmek var. İsteyen, çocuğunu orada okutmak isteyen. İsteyen. Gerçekten çok izleyicimiz, YouTube izleyicisi var. Şimdi ben onu soracağım sana, konuyu evet. oraya getirmek istiyorum. Hı hı. Sen yıllardır 35 yıllık tecrübenle gelmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Evet. Şimdi öncelikle tabii yani farklı amaçlarla oraya gelmek isteyenler var diye sen evet. ifade ettin. Önce şöyle başlayalım. Okumak isteyip de yani yurt dışında eğitimini tamamlamak isteyenler için söyleyeceğimiz şey tabii onlar zaten araştırıyorlar. En iyi kendileri için uygun olan evet. neyse o ülkeyi ve o üniversiteyi tercih ediyorlar da. Şimdiki onlar nesil için, bize göre daha şanslı. Ellerinin altında yani, internet tabii. var. Onlar için çok fazla detaylı bilgi verme durumum Viyana'da yaşayan birisi olarak Viyana Üniversitesi'nin en son fizik profesörü fizik dalında Nobel ödül almıştı. Evet söylemiştim. Yani Viyana Üniversitesi'nin sıralamadaki yeri üste çıktı tabii. Yükseldi. Viyana Üniversitesi zaten köklü bayağı eski 1800'lere dayanan bir şey var, tarihi evet. var. İyi de bir sırada, sıralamada. Tabii Viyana'da okumak isteyenler için önerilecek bir üniversite. Peki Avrupa'ya yerleşip çalışmak isteyenler için? Çalışmak için tabii öncelikle mesela biz buradan gittiğimizde ben biraz önce de şey yapmıştım, söylemiştim. İsteyerek gitmedim, zoraki gittik. Hazırlıklı değildik. Ben lise mezunu olduğum için bir mesleğim de yoktu. Düz lise mezunu olduğum için. Ama buradan gitmek isteyenler için tavsiyem Viyana'da, Avusturya'da Almanca konuşuluyor. Orayı tercih edenler olursa şayet, Viyana'da yaşamak isteyen, orada çalışmak isteyenler olursa, öncelikle oraya gitmeden Türkiye'de Almanca eğitim almalarını, yani kursa gitmelerini, dil öğrenmelerini. Yani daha genel bakarsak, daha genel gidecekleri bakarsak, ülkenin dilini öğrensinler. Dilini öğrensinler. Ama Avrupa ülkelerinden herhangi birini tercih edeceklerse, orada zaten ortaokul mezunu en az herkes İngilizceyi malumat aktaracak, alacak kadar evet. biliyor. Dolayısıyla İngilizceyi öğrenirlerse orada rahat bir şekilde her türlü yani malumatı alabilirler. Evet. Ama yaşamlarını sürdürebilmeleri için tabii, gerekli ilk şey dil. Dil, tabii. Dil yani, bilmeden gitmeyin diyorsunuz. Birincisi İngilizceyi öğrensinler. Biz de maalesef Türkiye'de yeteri ortaokulda, lisede yabancı dil eğitimi veriliyor ama konuşmak için değil, sınıf geçmek için. Evet, biz de mesela ortaokulda, lisede İngilizce, yabancı dil eğitimi aldık. Ben ekstra bir de şeyde Ankara'da İngilizce kursu da almıştım. Evet. Yani benim biraz daha şey avantajım ama vardı. Ama bizim şey yoktu da. Pratik yapma imkanımız pratik yoktu. Yapma mesela ben Ankara'da büyümeyiz ikimiz de yani yetişme. Aynen. Ankara'da pratik yapma ihtimalimiz yoktu. Yok, evet. O zaman böyle çok. Netflix'ler falan da yoktu. Alt yazılı film izleyelim. Yani internet yoktu. Yani çok fazla irtibat kontak kurma imkanımız yoktu yabancılarla. Dediğim doğru. Ama şimdi her türlü imkan var. YouTube'da yani bir kursa para verip gitmek da yani şeydir de yani güzel, en iyisi odur. Ama o olmadan da YouTube'da İngilizce, Almanca videolar var. Yani evet. bu şeyi eğitimi veren. Onları takip edilse bile bir temel edinilebilir. Yani hülasası gittiği ülkenin dili ve İngilizce. Önce İngilizce ve gittiği din, ülkenin dilini öğrenin diyorsun. Öğrenmesi çok uygun. Mesela şey demiştin sen, hani mesleği olan, yabancı dili öğrenmiş olarak gelen hazır bir şekilde gelir oraya. Evet. Mesleğini icra edebilir, yaşamına devam. Peki mesleği olmayan, vasıfsız olan, dil bilmeyenler için ne diyebiliriz o zaman? O zaman Avrupa onların hayal ettiği gibi bir şey değil. Bir vatan değil diyelim. Fazla bir hayale kapılmasınlar. Yani hayal kırıklığına uğrarlar.
Çünkü orada otur iş yani otur vasıfsız insanların yapabileceği işler işte vasıfsız insanların yapacağı işler orada zaten yeteri kadar var. Bir iş bulmaları, ondan sonra bir ev bulmaları, o işlerde zaten çok az bir gelirle. Dil de yok zaten. Dil de yok. Gelirleri düşük seviyede olacağı için barınma sıkıntısı yaşarlar. Dolayısıyla onlar için hayat orada çok zor olur. Bir de orada disiplinli bir şey var, ortam var. O disipline de uyması gerekiyor. O disipline uymadığı zaman da kanunlar çok sık olduğu için kanuni zorunluluklara tabi olabilirler. Evet. Yani hayat onlar için çekilmez olur. O zaman onlar için diyebilir miyiz? İki kere düşünsünler. İki kere, üç kere, beş kere düşünsünler yani. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bugün sevgili dayımla birlikteydik. Ben bu videomdaki amacım sizlere Hollanda dışında farklı bir ülkede durumu göstermekte. Burada da sağ olsun dayıcım bana çok yardımcı oldu. Size kısaca Avusturya'da, Viyana'da şartlar nasıl onlardan bahsettik. Yurt dışına geldiğinizde nelerle karşılaşabilirsiniz, sistemler nasıl onları anlatmaya çalıştık. Ben dayıma çok teşekkür ediyorum bu videoda bana yardımcı olduğu için. Teşekkür ederim, böyle bir imkan verdiğin için. Yo ne demek, her zaman kanalımız açık herkese. Dayı, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? İstersen evet. Senden son kelimeleri senden alalım. Tamam. Şimdi ben en son izleyicilerimize söylemek istediğim şu. Ben 34 yıldan fazladır yani yaklaşık 35 yıldır oradayım ama hep şunu düşünüyorum. Keşke benim ülkemin şartları Avrupa'nın şartlarından daha yüksek olsa. Standartlarımız onların da üstünde olsa. Hep de bunun mücadelesini verdim. Siyasi, sosyal, iktisadi şartların en iyi seviyede olması için mücadele verdim. Dolayısıyla yabancı bir ülkeye, Avrupa ya da başka bir ülkeye olabilir. Oraya gitmek isteyen vatandaşlarımızın da düşüncesi hep bu olmalı. Benim kanaatim, benim tavsiyem ülkemizin standartlarını yükseltmek. Bizim orada yani ülkemizde olmayıp da başka bir ülkede yaşama isteğimiz ülkemizi terk etmemiz manasına gelmemeli. Ülkemizi olduğu gibi bırakmak manasına gelmemeli. İstersek biz vatandaşlar olarak 80 milyon yurt dışındaki insanları da katarsak belki 100 milyon da geçeceğiz. Biz hepimiz ülkemiz için çalışıyor olursak, başka ülkenin vatandaşı olmuş olsak bile bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ve dolayısıyla herkese bunu tavsiye ediyorum. Naçizane kabul edirlerse tavsiyemizi bununla bitirmek isterim. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar dayı sana. Sevgili YouTube izleyicileri, Bekirli Seyirlerin değerli aboneleri. Burada yayınımıza son veriyorum. Beğendiyseniz bir beğenme butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Kanalımı başkalarına tavsiye ederseniz, daha hala abone olmayanlar varsa abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Bekirli Seyirler devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.